Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube Örgü şenliği kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün gül kurusu ipimle sizlere çift taraflı ve iki tarafından da farklı desen çıkan bir model göstereceğim. Battaniye ve yeleklerde bu modeli e, kullanabilirsiniz. Özellikle battaniyeleri çok yakışacak bir model. İster yatak örtüsü, tek kişilik battaniye, bebek battaniyesi ne isterseniz yapabilirsiniz. İpim Alize'nin bir ipi. 2.5 numara tığ kullanacağım. Hemen başlayalım bir miktar zincir çekerek başlıyorum. Sizler yapacağınız şeye göre zincirinizi çekin. Birazcık fazla çekin ki fazla gelen kısmı zaten sonrasında kesebiliyorsunuz. Bir miktar zincirle başlıyorum. Şöyle daha çok 4 ve 4'ün katları olacak şekilde zincirinizi çekmeye özen gösterin sayı olarak. Şöyle modeli anlatacak kadar bir miktarını çektim. Benim için bu kadar zincir yeterli arkadaşlar. Şimdi başlıyorum modelime. Battaniye yapacaksınız. Zincirinizi uzunca çekin. Şöyle ölçün ne kadarlık yapacaksınız. Ondan sonra başlayın. Son tuttuğum yerden tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sonrasında tığımın başını 2 kez doluyorum. Bu modelde hep 2 kez alacağız. Başını tuttum. Ve elimle tuttuğum yerin içerisinden zincirden girdim. 2, 2 ve 2 alarak çıktım. 2 kez doluyorum. Aynı yuva içine giriyorum. 2, 2 ve 2 alarak çıktım. Bir kere daha yapıyorum. 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Pardon üçlü. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Bakın. Modelin yarısını kurduk. Bir zincir çekiyorum. Kenarı yapıyorum şu anda. 1, 2, 3, 4 5 6. zincirden giriyorum. 5 tane zincir atlayıp 6.dan girip bir sık iğnesiyle buraya bağlıyorum. Sonra üzerine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar iki kez doladım. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. 6.'ya giriyorum. 2 2 2 çektim. Şimdi buraya... Başını iki kez dolayarak üç tane trabzan yapacağım. Bakın iki kez doladım. Girdim. 2 2 ve 2 çıktım. Buraya böyle üç tane trabzanı yaptım. Üzerine üç tane zincir çektim. Tekrar iki kez doluyorum. Aynı yuva içerisine şöyle yine baştaki gibi üç tane trabzan yapacağım. Her seferinde başını iki kez doladım. Bakın bu şekilde yaptım bir zincir çektim İpimden elime iplik alıyorum şurada sayıyorum şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 6 dan girdim bağladım bir zincir çekiyorum ben size bir model üzerinden anlatacağım şöyle kenarlarda bir yarım ortada tam bir model Sizler bunu yapacağınız şey göre büyüte, büyütebilirsiniz. Mantığı anladıktan sonra tüm battaniyeye uygulaması kolay oluyor arkadaşlar. Battıktan sonra iki kez doluyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya batıyorum. 2, 2, 2 çıktım. Şuradakinin aynısını yapıyorum şimdi. Çünkü neden? Bir motif üzerinde anlatacağımı söyledim. Sizler şu anda daha büyük motif üzerinde çalışacağınız için daha büyük ebatta yapacağınız için aynen devam edin bu kısmı yapmayın hep bundan yapacaksınız her 6 tane zincirde bir şu tam modeli kuracaksınız umarım anlatabilmişimdir şimdi 3 tane trabzan yaptım bir tane de köşe trabzan yapıyorum onu da aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum buraya 4 tane trabzan yaptım ve modelimi tamamlıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Ben size bu kadarlık bir alan üzerinde bir zincir çektim, arka yüzüne döndüm. Hemen şuradaki ilk zincirin içinden giriyorum. Şöyle. Bir sık iğnesiyle girdim. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum başını iki kez aldım. 5 zincirimden sonra başını iki kez alıyorum ve şuradaki ilk trabzanın arka tarafından giriyorum ve buraya 2 2 çıkıyorum. Son iki trabzanımı tığımda pardon son iki ilmeğimi tığımda bırakıyorum. Başını iki kez alıyorum. Bir sonraki trabzanımın arka yüzünden girdim. Yine 2 2 aldım. Tığımda üç tane kaldı. Sonları çıkmıyoruz. 2 kez doladım. 3. trabzandan girdim. 2 2 çıktım. Tığımda dört tane. Şimdi bu kenardakini yaptık arkadaşlar. Bakın şu karşıdaki motifi atlıyoruz. Buradan da yine ilkinin arka tarafından giriyorum. 2 şöyle yine iki alarak çıktım. Son ilmeği çıkmıyorum. 2 kez doladım. Bakın bir sonrakinden girdim. 2, 2 çıkıyorum. 2 tanesini çıkıyorum. 2 tanesini çıkmıyorum. Bir sonrakine girdim. Bütün bu ilmeklerin bitene kadar yani toplamda sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane. Yani tığımda 7 adet ilmek kalana kadar 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane kalana kadar arkadaşlar bu işlemi devam ettiriyoruz. Hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde kapattıktan sonra üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve bu noktada başını iki kez pardon dolamıyorum. Direkt şöyle yapalım. Şuradaki aynen şu aradaki zincirimden girip batıyorum. Buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir kez pardon iki kez doladım. Hemen bakın şurada yine trabzanlarım geldi. Arka yüzüsünden giriyorum. İki tanesini çıkıyorum. Son iki ilmeği çıkmıyorum. İki kez doladım. Bir sonraki trabzanın arkasından girdim. İlk iki tane çıktım. Geri kalanı çıkmıyorum. Sonuncu ilmekleri tığımda bırakıyorum. Dört tane ilmek. Şimdi şurayı atlıyorum arkadaşlar. Şuraya geçiyorum. Aslında başlangıç kısmını yapıyoruz gibi oldu. Siz bu noktada e, muhtemelen benimle birlikte örüyorsanız daha büyük bir ebatta öreceğiniz için siz aynen devam edin. Burada üç tanenin arka yüzünden girdim. Ve bu şekilde tığımda 7 ilmek olana kadar yaptım. 7 ilmek olunca hepsini birlikte toplayıp çıktım. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve şuradaki zincirimin tepesinde zincirden girip bunu buraya sabitliyorum. Bir zincirle ön yüzüne pardon arka yüzüne geldik. Şimdi şuradaki sık iğnenin tam içinden girip bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Bir kez doladım. Pardon iki kez doladım. Tam şurada arkadaşlar şuradaki orta noktadan girip 2 2 2 çektim iki kez doluyorum aynı yerden girdim buraya yine trabzan tam 3 tane başını iki kez dolayarak trabzanımı yaptım üzerine 3 tane zincir çekiyorum başını iki kez dolayıp aynı yere tekrar giriyorum burayı aşağıda yapmıştık hatırlarsınız 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan mi Evet Şimdi 1 zincir çektim. Bunu şu ikisinin ortasına sabitliyorum. Kapattım. bir zincir çekiyorum. 2 kez doladım. Bakın şu kısma girip 2 2 2 çektim. 2 kez doladım. 2 2 2 çektim. Böyle buraya hızlı bir şekilde yapacağım tırabzanlarımı. 1 2 3 zincir çektim. 2 kez doladım, aynı yere girdim. Şöyle atalım, evet. Şimdi buraya da yine 3 tane tamamlıyorum. Evet. 3 trabzan, 3 zincir. 3 trabzan tamamladım. Şimdi burada bir zincir çekip bakın şuradaki zincirimin köşesine şöyle sabitliyorum. Yapamadım. Şöyle tam ortasından sabitleyip modelimi burada bu kısmını bitireceğim ama şöyle diyeyim arkadaşlar şu kısmı bu kısma girip sabitledim. Bakın böyle. Bu sıramızda böyle. Bir üst sıraya geçmek için dört tane zincir çekiyorum. Arka tarafına pardon ön tarafına geldim. Burada Buradaki üç tane arkadaşlar bakın şurayı ayırıyorum. Şuradaki 3 trabzanın altından da geçip ilmek toplayacağım. Girdim ilkinin. iki tanesini çıktım. sonuncuyu tığımda bıraktım. İki kez doladım. Bir sonrakinden girdim. Üç oldu tığımda. Ve üçüncüden de giriyorum. İki iki tanesini çıkıyorum. Geri kalanları çıkmıyorum. Bunların dördünü hepsini birlikte toplayıp kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen bakın şu boşluktaki zincirin altından girip buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve şimdi yine buraya aynı işlemi yapacağım. Köşede arkadaşlar köşe olduğu için yarım yaptık. Onu unutmayın. Altından girdim. 2 2 çıktım. Sonuncuyu çıkmıyorum. Bir sonrakinden girdim. 2 2 çıktım. Sonuncuyu çıkmıyorum. Bir sonrakinden girdim. Şöyle. Bu orta kısımlarda 7 tane olana kadar devam edeceğiz. 4 oldu tığımda. 2 kez doladım. Bakın karşıdaki motifi atlıyorum. Onun da şurada ilk trabzan altından girip 2 tanesini çıkıyorum. Kalanlar tığımda. Bir sonrakinden girdim. Bakın şöyle biriktiriyorum. 2 kez doladım. Ve üçüncüden de girdim. 7 tane oldu. Hepsini birlikte toplayıp bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve şuradaki araya girip sabitliyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi başlangıçtaki gibi köşede 3 tane trabzanın altından gireceğiz. Girdim. 2, 2 çıktım. Sonucu çıkmıyorum. Girdim. Yine 2, 2 çıktım. Sonucu çıkmıyorum. Girdim. 2, 2 çıktım sonucu çıkmıyorum. Bir tanesini çıktım başını iki kez doluyorum. Ve kenardaki bu yerden köşeden de giriyorum. 2, 2 çıktım. Bu şekilde köşe için 5 ilmeğimi içinden çıkıp bağlıyorum. Ve böylece modelimiz bakın tamamlanıyor. Motif ortaya çıkmaya başladı. Şöyle kenarları bakın. Üzerine Sonradan 1, 2, 3, 4, 5 çekip ön yüzüne geliyorum. Şimdi burada başını iki kez dolayıp aslında başlangıç kısmına döndük. Bakın şuraya döndük. Yani şu an ilk sıranın tekrarını yapıyoruz. Bakın şu sıranın tekrarı buranın. ilk başlangıç kısımda şuradaki yuvanın içine giriyorum. 2, 2 çektim. Şöyle sonuncuyu da çekiyorum. İki kez doladım. 2 2 2 çektim. 2 kez doladım. 2 2 2 çektim. Tığımda bakın baştaki 4 5 zincirle beraber 1 2 3 4 tane oldu. Şu ilmek alayım. Şimdi bunu bir zincir çekip tam da şu birleşim noktasına sabitleyeceğim. Buraya sabitliyorum. Bir zincir çektim. Şimdi şu kısımda yine ilmek biriktireceğim. Bundan sonrası böyle devam edecek arkadaşlar. Yani çok da farklı bir şey yok. İki kez doladım ortaya girdim. Ve böyle ilk başlangıçtaki gibi tekrar edeceksiniz. Bundan sonra anlamadığınız yer olursa karıştırırsanız buraya kadar ördüğünüz benimle beraber ördüğünüz yere bakıp Değiştirirsiniz, videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Ben şimdi size bunun daha büyük ve daha güzel halini göstereceğim. Arkadaşlar modelimizin tamamlanmış hali bu şekilde oluyor. Sizler de böyle yaptığınız zaman çiçek çiçek, böyle motif motif bir görüntü olacak. Arka yüzü bu şekilde. Sanki arkası da arkadaşlar kullanılabilir bir desen. O kadar da umarım beğenmişsiniz. Şöyle diğer yönlerden de elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Bakın şöyle açayım önden de açalım. Pardon, arkadan. Burası arka yüzü bu arada. Ama dedim ya burası da kullanılabilir. Ben olsam şu çiçekli tarafını daha çok kullanırdım herhalde. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı, videomu beğenip yorum yazmayı unutmayın.